Sayın Müsteşar, Sayın Genel Müdür, değerli yöneticiler, sevgili stajyer, öğrenciler, uzmanlar. Çoğu da öğrenci çünkü gördüklerim. Bugün İstanbul üzerinde konuşmak gerekiyor. İstanbul'un üç safhası vardır. Bunlar birbirine bağlıdır. Yani bazı insanlar vardır. Metot bakımından şehre yaklaşımları yanlıştır. Bunu size söyleyeyim bir kere de. Her türlü ideolojiden, her türlü inançtan uzak bir biçimde bakmanız lazım. Çünkü bu İstanbul çok somut, çok müşahhas bir vaka var karşınızda. Ben de tabii bu imparatorluğun bir çocuğuyum. Benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir. Yani onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız. Onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. Onu size söyleyeyim. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin, İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur. Bir münevverin bağlantısı, kişiliği, omurgası her şeyden evvel bulunduğu vatanla, fakat vatandan da ötede bulunduğu şehir ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir. Yani hem eski şarkta hem yeni bu garpta insanların hemşehriliğine takarlar. Bu hemşehrilik işte nepotizm yap, adamlarını kayır, genel müdür olduğunda sırf onları işe al için değildir. O sizin kişiliğinizdir. Mesela Almanya'da dizertasyonların, selam, doktoranın üzerinde mesela der ki İlber Ortaylı bilmem nereli falan der. Yazar yani bunu. Sizin nereli olduğunuzu koyar altına. Bu çok önemlidir. Bütün mesela şeylerin tarihteki Avrupalıların şehirleriyle zikredildiğini düşünürsünüz. Bu tabii şarkta da böyledir. Çünkü bu insanların kimliği için doğrudur. Yani Ömer Hayyam'ın Nişaburi denir. Nişaburludur. Çok önemlidir yani. Hacı Nasruddin'i Tusi mesela. Koskoca Nasruddin şeysi filozof. Veyahut Efendimiz Firdevsi'yi Tusi. Koca Firdevsi'nin Tuslu olması önemlidir. Bunlar önemli. Çünkü şehirlerin kişilik yaratımına etkisi vardır. Bu bir müşahhas olaydır. Bundan kurtulamazsınız. Bazı şeyleri değiştirebilirsiniz hayatınızda. Tübe estağfurullah, dinini bile değiştirebilirsin. Fakat doğduğun milliyeti ve şehri ve onun yaratacağı çevreyi, etkileri değiştirmen mümkün değildir. Tabiatın veya inananlar için söylüyorum, Allah'ın en kat'i talimatı budur insana yaratılırken. Nerede doğdun, kimin içinde doğdun, nedir şeyin? Efendim ben çok iyi Fransızca biliyorum. İstediğin kadar Fransızca bil, adım Monsieur le Türk'tür. Bizim Bassam Tibi diye bir enteresan siyaset bilimcisi vardır, Suriyelidir. Çok eskiden, şimdi değil daha, yani bu Hafız Esad dinastisinin başında kaçtı Suriye'den. Çok laikçidir yani, Kemalist anlamda bir laiktir. Alman oldu, pasaport yani Almanya'dan aldı ve demiş ki bir şey içinde, Suriyelinin toleransı, gevşekliği içinde, biz Almanlar diye konuşmuş, referansı yanlış. Çocuk Amerika'yı tanıyor. Öyle zannet, biz Almanlar, karşıdaki herifin edepsizce böyle, Fransızlar da öyle. Siz Alman değilsiniz ki, sizin Alman pasportunuz var demiş herif. Yani bu çok önemlidir ve bu mümkün değildir. Belki dünyada böyle Amerika falan, Kanada gibi bazı yerlerde kısmen, oralarda da dinmin etkili olabiliyor ama olmayabiliyor da, bazen oluyor bazen olmuyor. Dışında bu
doğuş çok önemli bir şey. Doğuş kimliği ve doğuş şehri. O şehirden ne aldıysanız onunla adam olursunuz. Bir münevverin bel kemiği budur. Yoksa öğrendiği lisan, yaptığı tahsil falan değildir. Yani omurgası odur onun insanlar arasında. Bu çok önemli bir şey. Şimdi rica ediyorum ki bu konuda bir kere İstanbul'u ne olduğunu düşünmeniz lazım. İstanbul'un üç safhası vardır. Bu klasik İstanbul'dur. İstanbul'un bir pagan devri vardır. Nea Roma denir ona. Çok ismi olan bir şehir. Bu Nea Roma'da aşağı yukarı bugünkü Sultanahmet, bugünkü Forum yani Divan Yolu, bugünkü Sarayburnu'nun yapıları, Topkapı değil tabii, oluşmuştur. Bunun üzerinde ısrarla durulur. Yani bunu bilmek zorundasınız ve bu medeniyete, bu medeniyetin gözüyle bakmak zorundasınız. Binaenaleyh bir Osmanlı tarihçisinin, bir İstanbul münevverinin nereli olursa olsun, hangi düşünceye ne derecede bağlı olursa olsun, bu medeniyeti yani Roma kültürüne sahip olması gerekir. Roma İmparatorluğunu anlamayan bir insanın Osmanlı tarihi yapması falan da beyhudedir. Yani bunu ben size açıkça söylerim. Kızan falan olursa da beni çok alakadar etmez. Yani bu çok açıktır. Bileceksiniz. Ben size Latince'de bilin de bilmem ne okuyun da demiyorum. O kadar da değil. Fakat işte biraz Latince öğrenilebilir. Bu imkan vardır. 1930'larda üniversite ıslahatı sırasında en iyi uzmanlar geldi Türkiye'ye. Güzel ders kitapları bıraktılar. Ve ben Sosyal Bilimler Lisesi'ne bunun konmasını istemiştim. Müsteşarımız hatırlar. Kuruluş aşamasında bir iki kere toplantıya katıldım. Oradan bir arkadaş bize dedi ki, efendim dedi, bir başka medeniyetin dili dedi. Bu Yunanca ve Latince için cahil tabii. Çok son derecede cahil. Çünkü İslamiyet'in şöyle çok soğukkanlı ve çok böyle merihli, uzaylı gözüyle baksan hani değerlendirmeye, bu insanların tarihinde, dünyanın tarihinde İslamiyet'in fonksiyonu nedir diye bir baksan böyle yani uzaylı olarak, diyeceksin ki cevap olarak bunlar Yunan-Roma medeniyetini yeni kitlelere geçirdiler. Yani İslamiyet'in fonksiyonu budur. Şeysiz, çok soğukkanlı bir sosyolog gözüyle baktığın zaman, bir uzaylı mahlukun gözüyle, zeki uzaylının gelen, bu İslamiyet denen şey bu dünyada, bunun birinci fonksiyonu Yunan-Roma medeniyetini yeni insanlara, yeni döneme geçirmektir, diriltmektir diye cevap verecektir. Binaenaleyh böyle abuk subuk bir laf olmaz. Çünkü bizimkiler Yunanca tercümelerin esasını tamamladıklarında öbürkülerin daha Yunanca'dan falan haberi yok. Ağaçların üstünde yaşıyorlar. Bu böyle işte bu Fransa'ya, İngiltere'ye falan has bir dil, bir uygarlık aracı değil. İstanbul'da böyle bakacaksınız. İstanbul'un kurucu imparatorları Septimus Severus'tur. Marcus Aurelius'tur. Bunları ansiklopedilerden bakın. Evinizde bir tane eski çağ ansiklopedisi olsun siz lisanda bildiğinize göre. En iyisi Oxford'unkidir. Almanca bilenler için de vardır. En klasik, en kolayı şeydir. Altertum yani. Wörterbuch mu nedir? Altertum ismi yazın. Irmscher. Irmscher. Bu Doğu Almanyalı bir büyük akademisyendi, eski çağ bilgini, benim dostumdu. Biz Roma'da her sene toplantı yapardık. Ona Roma'da ölmek nasip oldu. Bir meslektaş için Roma'da konferans sırasında ölmek büyük mazhariyettir. O tipler için, yani o grup için çok önemli bir adamdı. Doğu Almanya'ya bağlıydı. Yeni Almanya'dan nefret ederdi.
komünist olduğundan çok bence yeni Almanların hödüklüğünden, yani gaddarlığından. Çok gaddar davrandılar. Yani şeye karşı, komünist dünya yıkıldığında bizimkiler ne kadar oradan gelen şeyine, meslektaşlarına falan iyimser davrandıysa, bizim en sağcılarımız bile himayekar davrandıysa, bunlar da aksini gördüm. Yani canına okudular Doğu Almanya'nın, iyi şeylerini de okudular. Mesela matbaalarını falan yok ettiler Doğu Almanya'nın ki. Onlar iyi ve ucuz kitap basan matbaalardı. İlim alemi çok zarar gördü. Arkeologlar falan, bunu sorabilirsiniz yani. Çünkü Batı Almanya'nın matbaaları pahalı ve o kadar usta değildi. Yani onlara yol açmak için. Alimleri kovaladılar. Efendim dediler, onların Marksizmine ihtiyacımız yok. Doğru olabilir. Fakat siz aynı zamanda eski çağcıların da canına okudunuz ki onlara çok ihtiyacınız var. Bütün Almanya'da Bizantinistiniz yok. Bu herif Bizantinist mesela. Şimdi birinci şeyde yani yapılacak şey şu, bunları onun için öğrenmek lazım. Bu ne, Roma kültürü, Roma tarihi için okumanız lazım. Çünkü burası biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nun en bereketli bölümü. Yani biz bazı ahvalde İtalya kıtasından bile çok daha zengin, çok daha şeye sahibiz. Yani büyük eserlere, kalıntılara sahibiz. Görünüyor. Yani mesela İtalya'daki patriçilerin gösteriş için belki büyük mozaikli villalar yapmasına lüzum yok. Burada var. Dün Antakya'daydım birkaç gün evvel. Yeni şeylere baktım. Koca bir cadde, yani aşağı yukarı şu bizim Genelkurmay Akademi'nin boyundan daha uzun bir cadde. Eski çağ için önemli. Nereyi kassan hala mozaik çıkıyor. Belli ki kocaman bir cadde villalarla dolu ve Habibi Necar Dağı'na kadar uzanıyor. Hırsız hepsi. Hırsız generaller, konsüller, yerel aristokrasi. Böyle Kapadokya'da falan da var bunlar. Neşriyatla çıkıyor. Yani bunları üzerinde görebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Çok önemli bir şey olarak ben bunu değerlendiriyorum ve buna sahip çıkmak gerekiyor. Nasıl çıkacaksınız? Bilerek. Bu kıta Roma İmparatorluğu için çok önemli. Bunlar Latin değil. Burada Latin kolonizatörler var ve zamanla asimile olmuşlar ama bu kıta Roma İmparatorluğu için. Burada Yunanca var. Burada Yunanca var. Yunanlılık hakim değil. Yunanlılık hakim değil. Onu ben size söyleyeyim. Yunanca var burada. Yunanlılık demek değil o tek başına. Burada bir sürü milletler var. Ve ayrıca o sizin Bizans dediğiniz yerde de Yunanca konuşuluyor ama Yunanlı bilinci çok geç geliyor. 10. 11. asırlarda geliyor. Yani ondan evvel böyle bir şey yok. Helenizm bilinci diye bir şey yok. Bunun için insanlar kendilerine Romani diyorlar, Romalı diyorlar. Tıpkı bizim Selçukluların Rumi demeleri gibi daha bariz bir şekilde kullanıyorlar. Yani bu eğlen lafı kullanılmıyor burada. Bu da ikinci safhadır. Bizans'ta ikinci safhadır. Bunu öğreneceksiniz. Yani bu çok önemli bir şey. İkinci safhayı da bu şekilde öğrenmek mümkün. Yani bunu bu şekilde bakarız. Bu bir şeydir. Efendim burada Türk İstanbul vardır, Osmanlı İstanbul'u vardır. Evveli yoktur. Buna kargalar güler. Hele bunu bir de cahilce, bilgisizce ileri sürmeye kalkarsanız kimse sizi dinlemez de. Ecnebiler dinlemediği gibi çocuklarınız da dinlemez bir müddet sonra. Böyle bir şey olmaz. Her şeyin simetrisini düşünmek lazım. İspanya'da Endülüs medeniyetini yok eden
ve bugün de bunu görmezlikten gelen bağnaz İspanyollar var. Onlar ne kadar sinir bozucu, ne kadar hakir görmeye layık adamlarsa ben öyle görürüm. Bu kadardır. Yani basittir. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman biliyorsunuz Kordova deniyor bugün. Kurtuba. Kurtuba'da büyük mescit var. Bu mescide gittiğim zaman, bir gün gittiğim zaman, bir gidişimde karşıdan biri paldır küldür koşup geliyor. Çok şeker bir kadındır, bizim hocalardandır. Ne o dedim, grup hareket ediyor da 20 dakika izin aldım, koşup şuna bir bakayım dedi. Gelmiş 70'ine. Yani görmemiş. Bu tabii olmaz mı tip bir şey, meslektaşlık. Bunları bileceksiniz. Paranızı biriktirin, gidin alın lüzumsuz eşyalar alacağınıza. Kooperatife üye olacağınıza. Yani 30 yaşında insanlar 50'sindeki moruklar gibi kooperatife üye olup yazlık alma merakında olmazlar. 30 yaşındaki insan hür olur. Dünyayı gezersiniz ya, yani bu kadar açık, çok açık bir şey. Mobilya almazsınız, gezersiniz. Bu şart ve bu imkanlar da var bugünün Türkiye'sinde. Bizim zamanımızda yoktu. Buna rağmen yapılabiliyordu. Kurtuba'da girdiğim zaman ilk galiba 72 idi. Evet, o zaman şeye, sütunlar çok büyülüyor insanı, biliyorsunuz. O sütun ormanıdır Kurtuba Mescidi. Böyle bakıyorum. Fakat köşede tabii girdiğim yer, ancak orada bir içine bir katedral monte ettiler. Berbat bir şey. Salken'in kendi bile beğenmedi, emri verdiği halde ve bütün şeyi bozdu. Bizans mozaiklerinin tepesinde bütün o sütunun simetrisini. Bu tarafta da gene küçük bir şapel var. Oraya girdim. Oradaki herif dedi ki, poponuzu dedi, şapele dönemezsiniz dedi. Buna bakıyorum dedim, burada da Allah var. Hayır dedi, burada şapel var. Yok, burası mescit dedim. Bura dedi şapel dedi. Bak sen dedim, burada kaç senedir çalışıyorsun, daha bunu öğrenememiş. Sen ne kadar aptal ve zavallı bir insansın yani, gerizekalı. Şu seni etkilemiyorsa ne kadar aptal ve zavallı bir insansın dedim. Yani anlamıyorsun işte güzellikten. Allah'a dua et de sana o mefhumu versin dedim. Yani bu çünkü iman da sevgiden geçer. Senin imanın da eksiktir dedim. Kaçtım. Aptalın biri yani orada, böyle lisan da öğrenmiş ama kafa gelişmemiş yani. Ben İspanyolca bilmiyorum. Nereden bileyim? Lüzumu da yok. Bana göre bir medeniyetin dili değil. Çünkü çok lüzumlu bir medeniyetin dili değil. Sevenler olabilir. Bu aynı duruma düşersiniz. Böyle Ayasofya için, Aya İrini için, bilmem ne için böyle ileri geri konuşursanız, görmezlikten gelirseniz, merak etmezseniz, durumunuz bu Kurtuba Camii'ndeki gerizekalı kayyumdan farklı değildir. Yani orada sözde çapelde oturan, onun bekçiliğini yapan insandan farklı değildir. Bir de bir ikinci takım vardır Türkiye'de. Bunlar da işte efendim bu Osmanlı medeniyeti. Geçen de bunun tartışması oldu. Mimar Sinan yok diyor. Yani yok diyor. Böyle ekstrem tartışmalar hep olu gelmiştir. Biliyorsunuz bir takımlar vardı bir zamanlar. There is no Shakespeare diyorlardı. Shakespeare yok. Ya kim var? Hayatına dair çok az vesika var. Bir tane işte çöp cezası ödemiş Shakespeare diye bir herif, o var. Bazı şeyler var. Efendime söyleyeyim, doğum tarihi bile tam belli değil, ölüm tarihi belli. Eserleri kendisinden sonra kaleme alındı, sözlü olarak giden şeyler. Bu zaten büyük filozof Francis Roger Bacon'dır. Bacon kendisi tiyatro yazmaya utandığı için buna imza attırıyormuş dediler. Yani böyle bir teori vardır, çok yaygındır. Şimdi onu Mimar Sinan için söylüyorlar ama biraz oturmuyor tabii. Çünkü toplumdaki kişilik falan. İşte bu kubbeler diyor Bizans'ın taklididir diyor. Bazı problemlere de hiç değinmiyorlar. Bizans'ın
son büyük eseri ki Roma mimarisidir, Ayasofya'dır. Küçük Ayasofya yanındadır. Aya İrini'deki kubbe o mealde değildir. Bir daha 900 sene kubbe yok. Ondan haber yok yani. 900 sene kubbe yok ortada. Kimse taklit edememiş. Eğer Mimar Sinan devri ve Osmanlı devri bu kubbelerin taklidi ise, ki Sinan'dan evvelki kubbelerimiz o kadar başarılı sayılmadığına göre gene, eğer o kubbelerin taklidi ise bu da büyük bir başarı statik bakımdan. Çünkü 15. asrın 1400'lerin ikinci yarısında Bruno Leschi, İtalya'da biliyorsunuz, Floransa'da Duomo'yu mutlaka görmelisiniz. Ben gençken uykusuz geldim Avusturya'dan, tepesine kadar üşenmeden tırmanıp, o zaman asansör de yoktu, çıktım. Ve orada benim hayat görüşüm değişti. Floransa'nın ekonomik zenginlikle güzelleşip kalkındığı teorisine gülerek indim. Çünkü o işi yapmak için iman lazım. İnanılmayacak bir yapı o. Biliyorsunuz Floransa dedi ki, biz dediler size kubbe için iskele parası ödeyemeyiz. Bu kadar ağacın parasını kim verecek dediler. Ağaç çok pahalı. Ziyanı yok dedi herif. Ustaları ve takımıyla böyle tuğla tuğlanın üstüne böyle konuyor. Böyle milim şaşarsa kubbe bitişmez, çöker. Ve sonunda bitişti. Bu şekilde bir şey. Bir 9 asır sonraki mucize ve çok çirkindir aslında. Yani şeydir, gudubet bir görünümü vardır dışarıdan. Bu estetika için 1000 sene beklemek gerekti. Yani böyle dünya sanat tarihini bilmeden, mukayeseleri yapmadan, incelemeden konuşan iki tane adam takımıyla karşı karşıyayız. Bunların birisi mukaddesatçı, milliyetçi, öbür takımda solcu ve çok açık. Bana sorarsanız hödükle hödüğün çarpımından ne çıkarsa o çıkar. Yani bu Türkiye'nin umumi havasıdır. Bunu bilmek zorundayız o bakımdan. Bu Bizans ne? Bir Roma var, İstanbul'da bir de Bizans var. Bu gerçektir. Bunun adı Bizans değildir, Roma'dır. Kendileri öyle derler. Fakat artık medeniyette resimleri itibariyle, yapıları itibariyle bir değişme vardır. Ve bu önemli bir imparatorluktur. Çünkü bizim selefimizdir. Üçüncüsü de tabii Osmanlı İstanbul'dur. Muhteşem bir şeydir. Dördüncüsü de işte bildiğiniz İstanbul'dur. Hiç öyle bir şey değildir. Yani muhteşem değildir. Bu sonuncu İstanbul'un en büyük vasfı eskinin üzerindeki tahribatı bir de böyle kendisine medeniyet kismeti altında yapmasıdır. Yani efendim biz işte binayı yapıyoruz. Menderes Laleli'yi alt üst ederken Simkeşhane'nin yarısını yıkmış, yarısını bırakmış, böyle saçma sapan bir yol geçiriyor oradan. O yolu Sedat Hakkı Eldem Hoca, bizim büyük dahimiz parantez içinde, benim okulum iyi görünsün diye böyle yükseltirken lüzumsuz bir şekilde, aşağıda Koca Ragıp Paşa medresesini ve şey, kabri böyle aşağıda bırakırken, gazetede yazıyor. Gazetede üstelik şeyin Menderes'in muhalifi, Cumhuriyet gazetesi. Efendim diyor, böyle diyor, ön tarafları yıkmakla diyor, palas pandıras iş yapmakla diyor, Alaturkalıkla iş olmaz. Arkadaki molozları da yıkacaksınız diyor. 17. asırdan kalma Kagir Sıbyan Mektebi yıkılacak diye talimat verdi. Yıktılar tabii. Böyle bakıyor başbakan, bu diyor yol düz görünecek diyor. Adam sanki Justinian yahut Muhteşem Süleyman. Ulan onlar kocaman imparatorlar. Justinianus'un orduları kendi sefere çıkmadı ama İtalya'dan, İspanya'dan, Kuzey Afrika'dan fütuhat yapıp dönüyor. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri malum zaten, Muhteşem Süleyman.
Yani adamlar zafer alaylarıyla dönüyorlar da biz geçelim diye böyle düz yol yaptırmak akıllarına gelmiyor. Menderes'in geliyor. Yani bunlar tabii densizlik örnekleridir, bilgisizlik örnekleridir. Onun için bunların üzerinde durulması gerekir. 5 adet Sinan Mescidi'ni götürdüler o 56-60 arasında. Ben darbe ben de sevmem ama ben darbeye memnun oldum. Çünkü hiç değilse o saçma imar hareketi durdu veya yavaşladı. Bir tek bundan dolayı yaşadığım zaman değil, yaşadığım zaman çok kızıyordum babamla birlikte. Ben 13-14 yaşında politik bir genç çocuktum. Sonradan çok anladım ki bazı şeyler niye geliyor anlaşılıyor. Herkesin kendine göre bir dünyası vardır. Benim dünyam da İstanbul'dur. Onun tarihi dokusudur. Başka şeyle pek ilgilenmiyorum biliyorsunuz. Fındık ihraç etmek veya makine ithal etmek gibi işlerim yok. İnşaat da yapmıyorum. Kendime göre bir dünyam var. O kendi dünyamın içerisinde bu gibi hareketlere hiçbir yer yok ve düşman olurum. Yani onu size söyleyeyim. Çünkü benim için insanlar öleceklerini bilen mahluklar olarak geçmişleriyle ancak var olurlar. Yani insan dediğin mahluk öleceğini bilen tek mahluktur. Ve bu öleceğini bilen mahluk bu yüzden geleceğini merak eder ve geçmişini merak eder ister istemez. İkisinin farklı olduğunu bilir ve o geçmişinin getirdiği bir toponimiyle ve bir topografosla yaşar. Başka türlü bunun alemde var olması mümkün değildir. Bu boyutları kaybettiği zaman içinizde psikoloji okuyanlar bilirler. İlk şeysi şizofrenik bir davranıştır. O hastalara mahsustur. Ve yok olur. Yani idraksiz bir mahluk olarak ortada sürünür. Altına yapar. Hiç şeysi yok, şakası yok. New York'ta gördüm bu tip kloşarları. Fransız kloşarları biliyorsunuz onlar daha renkli, daha bir ayağı yere basan tiplerdir. Fakat New York'ta gördüm bunları. Bir 20 küsur yaşında delikanlı ya çok büyük bir şok geçirmiş mesela veya uyuşturucunun sentetik şeylerin aşırı etkisinden dolayı zamanla mekan mefhumunu kaybetmiş, uçmuş, altına yaparak yaşıyor. Sokakta öyle sürünüyordu. Yani insanın olacağı şey budur. İnsan o duruma kolay düşmez. İktisadi sıkıntıdan, açlıktan değil. Zamanı, mekanı kaybederek bir toplum içinde bu en önemli şeydir eğitimde. Bir toplum zamanı, mekanı kaybetmez. Bizim İstanbul'umuzun 3 döneminin de esası Roma İmparatorluğu ve Roma medeniyetidir. Yunan değildir. Yani belki efsus ki diyelim o dönemi yaşamamışız. Yani çünkü Bizantiyon döneminden kalma elimizde hemen hemen hiçbir eser yok klasik Yunanistan'ı bize verecek. Onunla birlikte tabii muasır kalıntıları verecek şeyler de yok. İstanbul'daki Sasani eserlerinden bahsedecek olursanız ki çok zengindir. Hiçbirisi mimari parçalar değildir. Arkeoloji müzesinin zenginliğidir. Bizim arkeoloji müzemiz yani Allah Osman Hamdi Bey'den, tabii ki Sultan Abdülhamit Han'dan ve tabii ki Mimar Daranko'dan razı olsun. Efendime söyleyeyim muhteşem bir yapıdır bir Sidon lahdi şeklinde ve içinde hakikaten klasik medeniyetin Louvre ve British'in aksine bir bütün olduğunu gösterecek bir müzedir. Yani ortada Osman Hamdi'nin bulduğu sayda Sidon lahitleri ki bunlar çok önemlidir o parçalar niye önemlidir biliyor musunuz? Lübnanlıların asılları nedir? Lübnan'ın aslı nedir? Fenike medeniyetidir. Fenike medeniyetidir. Lübnan'ın aslı Fenike medeniyetidir. Fenike medeniyetinin dili nedir? Fönce. Yani Fenike dilidir.
bu dilin üzerinde çalışan, bunu geliştiren, okuyan adamın adını belki biliyorsunuz, Ernst Renan'dır. Yani Hüseyin de Namık Kemal'in de çok zavallı bir mübarezeye girdiği enteresan bir herif çünkü. Papazdır ama laiktir. Bu şeyliği siyasi kavgasından çok ilmiyle şeydir. Corpus Semiticarum meşhur eseri, Fenike metinlerinin toplandığı, o medeniyetin bu filolojik tarafıdır. Maddi tarafına arkaik, arkeolojik bilgi seviyesinde Osman Hamdi'ye borçluyuz. Çok önemli. Yani bu memlekette arkeologlar kendi tarihlerini bilmezler. 19. asrın Türkiye arkeolojisinin bir katkısı vardır insanlık tarihine. Osman Hamdi'nin Sayda, Sidon, efendime söyleyeyim şey kazıları, Irak'taki kazıları, Ninova değil de şimdi söyleyeceğim size, ve Karkamış vesaire gibi yerlerdeki kazıları çok önemlidir. Efesos'u Aziz Bey kazmıştır Wood'dan sonra, onun asistanlarından. Bunlar önemlidir. Yani Efesos'u Avusturyalılar çıkarmış değildir. Herkesin tekrarladığı gibi öyle komik şeylerden bahsetmeyin. Bir yerin kazının tarihini öğrenmeniz muasır medeniyet tarihini kavramak bakımından da çok önemlidir. Ve dolayısıyla şurada üzerinde duracağımız şey, orada başlayan şeyler, Mısır'ı görüyorsunuz, Mezopotamya'yı görüyorsunuz. Ve en önemlisi tabii Lübnan medeniyetini görüyorsunuz. Ve bu klasik İonya, Aeolya ve Roma'ya kadar uzanıyor. Bizim arkeoloji müzemiz eski şark tarihini fevkalade kronolojik ve senkronik, mukayeseli olarak verecek bir önemli müzedir. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Bu çok önemli bir şey. Bunu bilmeniz lazım. Bu konunun üzerinde duruyorum. Bunu bitnaka o müze gezilecek. Şimdi olmazsa başka zaman gezersiniz. Türkler bu müzeyi gezmez, ecnebiler de gezmez, lazım değil. Ve orada çok daha önemli bir parça vardır. 10.000 tane parçayı içeren çivi yazısı tableti eski şark eserleridir. Bunlar hepsi bizim kalıntılardır. Bizden, Ninova'dan, Babil'den vesaire yandaki binadır. Büyük bir arkeoloji müzesine ihtiyacımız var İstanbul'da. Çünkü her gün gelen parçalar, kültür müdürümüz eski biliyorlar. Her gün çıkıyor. İnanılmayacak parçalardır. Tarihin altını üstüne getirecek bilgilerdir. Şu yeni kapıdaki kazı bile keşke gidip baksanız, Marmaray dolayısıyla orada Konstantin duvarlarının bilinmeyen kısmı açığa çıktı. Theodosius Liman'ın kalıntıları ortaya çıktı. Bunlar İstanbul'un konumunu size ispat ediyor. Nasıl medeniyetler üst üste birbirini geçiriyor. Öyle pasta şeysi gibi, dilimi gibi birbirinden bağımsız medeniyetler söz konusu değildir. Hipodrom diyorsun, eski Roma'dan başlıyor. Çünkü ilk patronları şehrin, söylediğim gibi Septimus Severus ve Marcus Aurelius ondan evvel iki büyük yapıcı. Konstantin sonra Hristiyan imparator diyorlar. Hristiyan imparatorun Hristiyan imparator olduğu şüphelidir tarih açısından. Yani biz vaftiz olduğunu ve imana geldiğini pozitif tarih yöntemleriyle ispat edemiyoruz. Kilise öyle söylüyor, Müslümanlar da inanıyoruz. Yani Müslümanlar için İmparator Konstantin vahdete ulaşmış bir büyük generaldir. Onun için şehrin adını Konstantiniye derler. Bunun da böyle olduğunu bilesiniz. Yani bu çok önemli bir şey. Bir takım adamlar şehrin adının üzerinde çok böyle hassasiyetle duruyorlar. O kadar hassasiyetle durmayın.
İstanbul'da Rumca bir kelimedir, halk tabiridir, Stemboli demektir, şehre doğru. Boli diye telaffuz ederler ama Rumlar, Araplar zaten P söylemez, onun için Stembul derlerdi. O öyle kaldı, biz onu bazen İslambol demişiz 18. asırda. İkinci Mustafa'nın sikkelerinde falan İslambol diye, pardon, üçüncü Mustafa'nın böyle şey vardır, ibareler vardır. Üçüncü Mustafa biliyorsunuz sikkezendi, para basardı. O işin sanatkarıydı, kalıplarını dökerdi. Her padişahın bir zenatı var. Çok önemli. Aç kalınca ondan geçindiler bütün hanedan. Buradan parasız gittiler, orada da para kalmadı. Sultan Hamid'in kızı bardak şey yapardı, oyardı. Pirogravür diyorlar ona tahtada ama camda ne diyorlar bilmiyorum. Asitle camı oyardı, çiçekler falan. O bardakları da çocukları satardı. O sayede iki oğlunu mühendis diye okuttu. Üçüncüsü özürlüydü, zavallı. Yani okula falan gidecek hali yoktu, ona da bakabildi Ayşe Sultan. Eğer ikinci Abdülhamit dışarı kaçmak zorunda kalsa bu durumda milyarder olurdu. Dünyanın en büyük marangozu yaratıyor yani. Herkesin bir zenatı vardır padişahlarda. Fransa kralları içinde en son kral 16. Louis bir orlojiydi, saat yapıcısı. Bizde eserleri vardır Topkapı'da, hediyeleri odur. Fakat öyle çok sanatkar adam yoktur Avrupa hükümdarları içinde. Bizde bir adetmiş o. Yani bazı şeyleri herkesin yapması, bilmesi lazım. Mesela Kanuni bir şey, müthiş bir mücevherci, jüvelye. Ve ben onu gırgır ağlıyordum, laf ola yapıyordur herhalde diye. Hayır, Gülru Necipoğlu bir şey verdi, tebliğ verdi Princeton'da. İnanılmaz bir adam yani. Bayağı designer bir kuyumcu. Kapalı çarşıda otursa milyarder olur, iş tutar yani. Çok enteresan bir adam, kafa çalışıyor, yaratıyor. Enteresan, çok ilginç bir şey. Böyle bir şey yapılmasından fayda vardır. Şimdi bizim eserlerimizi bakmak gerekiyor. Yani burada silüeti veriliyor. İstanbul'un bardak üzerinde yarım elma şeklinde oturmuş kiliseleri hepsi 7. asırdan sonradır. Aya İrini dahil hiçbir zaman kiliseden sonra camiye çevrilmedi. Kiliseden sonra camiye çevrilmeyen ikinci kilise Mogolların Maria'sı, Maria Motokisiton, Fener'dedir. Hiç mumu sönmedi oranın. Çünkü Maria Paleologina Abakahan'a gelin gitti İran'a, Mogol ilhanlısına. O arada kocası olacak adamı isyan edip öldürdüler. Açıkta kalınca geri geldi. Ve bu kiliseyi yaptırdı. Yani bir şükran duygusu içinde. O kaldı öyle ikisi. Üçüncüsü Ayasofya'dır. O şey değildir. Yani Ayasofya'yı takiben bir sürü kilise hepsi camiye çevrilmiştir. Bunun dışındaki kiliseler hepsi fetihten sonradır. Rum kiliseleri de, Ermeni kiliseleri de. Bir tanesi mesela bizim şeyin altında, şimdi o kurtuluş şey yapılmış olacak, demir yolunun altında, Topkapı'nın büyük bahçesinde. Eğer o demir yolu kaldırılıp restorasyonla kilise çıkarsa, 9. asırdan sonra tamamıyla toprak altında kalmış, hiç cami veya başka şey olarak kullanılmamış bir kilise daha ortaya çıkacak. Bu mühim. Bunun dışındaki her şey korunmuştur. Çünkü cami olmuştur. Binaenaleyh böyle bilinçsizce İstanbul'da Bizans eserlerini kazıyorlar. Onları kazmak için Osmanlı'yı kazmak lazım önce. Bu ezberdir. Katman katmandır. Osmanlı'yı da kazıyorlar. Yani elhamdülillah son 70 senenin içerisinde
hiçbir şey kalmadı. Bunların tek sebebi laubaliliktir. Yol açacağız merakıdır. Efendim diyor, yumurta kapıya gelince diyor, yıkıp da diyor işi diyor geciktirmeyelim. Şimdiden yıkın diyor mühendis aklı. Kazasker Camii öyle gidiyor. Sonra yol da oradan geçmiyor. Niye yol yapıyorsunuz buraya diyorum. Dedim, efendim diyor, tramvay duvarı sıyırıp geçiyordu neredeyse diyor. Ulan bütün Lizbon'da tramvaylar duvarı sıyırıp geçiyor. Kimse Lizbon'u onun için yıkmıyor. Ha orada da oturmuyor. Lizbon'u dışarı genişletiyor. Siz de onu yapacaktınız. Suriçi İstanbul'la ne alıp vereceğiniz varsın yani. Mahvettiler ve bunu da met ediyorlar. Bu büyüt edilecek bir şey değil, çok ayıp bir şey bu. Yani Türk milletinin böyle üstünü örtmesi gereken bir tarih utanma duygusu olsa. Hani nasıl şey, birinci, ikinci Osman'ın katlinde başına gelenleri sayfayı yırtıp saklamaya kalkmış Necip Asım. Evliya Çelebi seyahatnamesinde naklediliyor olay. Evliya Çelebi'nin İstanbul faslından sayfayı yırtmış Necip Asım. Türk milleti bu rezaleti görmemeli, kimse de okumamalı diye. Onun gibi bir şey. Bu imar rezaleti de 1956-60 arasında bence o sayfaları yırtmayalım ama üstüne ilikleyelim. Kimse okumasın. O kadar ayıp şeydir. Yani bu yakın bir zamanda insanlarda ruh hastalığı yaratır bunları okumak. 100 sene sonra düzelirse ortalık bir tarihi olay olarak anmakta fayda vardır. Çünkü inanılmaz bir şeydi. Herif Caterpillar'ı getirmiş o şey makineyi. Ben gördüm bunu maalesef. 11 yaşındaydım galiba. Ya 11 ya 12. Kara Ahmet Paşa Camii'ni biliyor musunuz Topkapı'da? Bilen var mı? Vay, gitmeniz lazım. Orada meydan açacakmış. Açtığı meydanda fare dolaşır bugün ancak, öyle komik bir şey. Onun bir fontanası vardır. Ben fontana diyorum, sebil diyemiyorum. O kadar güzel bir şey ki yani İtalyan Rönesansı'nın sebilleri gibi, fontanalar gibi büyük bir eser. Yani cami Sinan'ın tabii ama fontana da sebil de onun. Ve belli ki adam ayrıca şey başlamış ve o adet devam ediyor biliyorsunuz. Tophane'de, şeyde, Azaphane'de falan bütün onun camilerinde böyle anıtsal çeşmeler caminin dışında yapılır. Böyle ki millet bayılsın diye yıkıyor. Yıktılar zaten. Zavallı çeşme direniyor, yıkılmıyor böyle. Bu hayvanlar sabahtan akşam o katar pillarla üstüne saldırıp böyle yıktılar ya, neler yaparmış bu millet. Hani Mehmet Akif diyor ya, iki tane amele çıkart indirirsin Süleymaniye'nin kubbesini. Fakat ondan sonra nasıl yaparsın yeniden diye. Aynen onun gibi bir şey böyle. Şimdi de Süleymaniye'nin dibinden metro geçiriyorlar. Çok lazım metro oraya. Geceliğin incin top atar, nüfus yoğunluğu fevkalade düşük bir yer. Bir de köprünün üzerine kimse kusura bakmasın, böyle iki tane boynuz dikti o görgüsüz mimar. Megaloman çünkü çocuk, kolay yoldan mimar Sinan olmak istiyor. Bari yaptın köprüyü, yap git oğlum, ne diye boynuz dikiyorsun üstüne? Yani Süleymaniye'nin minareleriyle mi boy ölçüşeceksin? Siz bir kere ölçü almayı bilmiyorsunuz modern mimarlar. Şu karşıda Çamlıca'daki camiye bak. Kadının yaptığı caminin strüktürü tamam. Etrafına minare dikmiş 6 tane. Şey neredeyse radyo vericilerinden daha ince, çirkin çirkin şeyler. Ya sen hiç görmüyor musun öyle kubbenin yanına nasıl minare dikildiğini? O kadar aklı eriyor. Nispet yok çünkü bunlar ölçüm almayı bilmiyorlar. Ölçüm çok önemli bir şey. Ölçüm almayı bilmiyor. Mesela yaptığı çarşıda da merdivenin ölçümü yok. Boyuna çocuk düştü oradan, hala da düşüyor belki. Yürüyen merdiven, ölçü denen şey bilmesi lazım. Bir insanın gözü ölçmeyi bilmiyorsa, yani
onu zaten başından mimari fakültesine almazsın. Çok açık sınav diye bir şey var. Ben talebeyken ODTÜ imtihanına girdim. Mimariyi yazdım. O şeyi ölçüyü aldım. Başka şey alamadığım için girmedim. Yani gözü ölçü almayan insanın bu gibi mesleklere alınması caiz değil zaten. Kapıdan kovalayıp gideceksin. Kısa boylu adam basket takımını alıyor musun? Almıyorsun. Başka yerde nispetini arasın. Bana İlhan Osman Baş dedi ki siz kabiliyetsizsiniz dedi. Çünkü basıyor piyanoya, ses veriyor, tekrarlayacaksın. Dırınk yapıyor, dırınk dört sesten yukarı çıkmıyor, dört bile çıkmıyor belki. Kabiliyetsiz belli, kulağı yok. Bunun gelişmez, bu adamla müzisyen olunmaz. Öyle dedi, size dedi, yani açık söyleyeyim, siz kabiliyetsizsiniz dedi, yeteneğiniz yok dedi. Niye başka işlerle uğraşmıyorsunuz? Biliyordu benim kim olduğunu. Çok büyük imkanlarınız var, onlarla uğraşın dedi. Çok haklısınız efendim dedim. Bir daha da yüzünü açmadım flütün mülütün. Efendime söyleyeyim, tarihçi oldum. Ayıp değildir yani. Kabiliyeti olmayan insan alınmaz bu mesleğe. İstanbul'u yok edenler bu heriflerdir. Bir de kendisini İstanbul'un mimarı diye yutturuyor. Kitap bastırıyor, turistlere de satılıyor. İstanbul'un mimarları, Mimar Sinan başta olmak üzere, Antemios'tan falan hiç haber yok. Arada birini daha koymuş, Mimar Kemalettin'i ve Tabanlıoğlu'yla Oralet'i koymuş, Arulat pardon. Yani bu çok ayıp bir şeydir. Ölmeyen insanların kendilerini böyle abideleştirmesine ancak kargalar güler. Bu gibi kitapları katiyen tavsiye etmeyin. Çok ayıp bir şey. Siz de okumayın. Tavsiye de etmeyin. Bir rut takip edeceğiz. Bizim Topkapı Sarayı'ndan başlayacak. Topkapı Sarayı 15. asırdır. Ayasofya'nın mahzenlerinde araştırma izni olan teknik üniversiteye izin vermiyorlardı. Ben dedim ziyanı yok, bizim taraftan girin bulacaksınız. Bizim oradan girdiler, oradan çıktılar. Ayasofya'dan çıktılar. Çünkü yeraltı lağım sistemini tabii ki onlar yapmışlar. Ama bizimkiler de çok usta ve adamlar şey olduğu için usta ustayı takdir eder, elini öper. Aynı sistemi kullanmış. Akıllı adam öyle yapar. Ancak hödükler eskisini tahrip eder. Yani dolma bahçenin havalandırma deliklerini Swiss oteli yapan hödükler tahrip ederler. Bu betonla doldururlar. Terbiyeli ve iş bilen insanlar o senden evvelkinin büyük eserinin elini öpersin ancak bu kadardır. Bunu görürsünüz ve bu divan yolunu takip ettiğiniz zaman bunun Bizans adı Messa'dır. Foro Romano'ya gelirsiniz. Konstantin formuna. Orada çemberli taş vardır. Üstünde Konstantin heykeli vardı. Devam edersiniz. Bayezid meydanına gelirsiniz. Foro Tauri'dir. Boğa meydanıdır ora. Çünkü orada bir boğa heykeli vardı. İçine mahkumları kapatırlardı, idamlıkları. Alttan ateşi verince onlar bağıra bağıra ölür orada. Böyle de dumanlar çıkar boğanın ağzından o zaman. Teşhir, şiddetli teşhirdir bu. Orta çağlarda infazda teşhire ve ibrete önem verilir her toplumda. Böyle okuyup okuyup da ahmak ahmak beyannamelerde bulunmayın. Efendim adamları çengele atıyorlarmış ne gaddarlık diye. Evet çünkü herifler yol kesip adam öldürüyor. Bunları korkutmak ve adalet duygularını tatmin etmek için böyle cezalar verilir, tamam mı? Ha, başka türlü çaresi yoktur bunun. Aksi takdirde herifi oturtursun içeri, çıkar 3 ayda tekrar ev soyar. 2 senede çıkar tekrar çocuğun hırsına geçer. Yani bazı şeylerin ibrete gelir tarafı kolay yoktur ve insanların adalet duygusu tatmin edilmez. Benim eve giren hırsız dolma kalemlerimi, tesbihlerimi çaldı. Su içemedim üstüne doğrusu. Sonra yakalandı. Satmış büyük kısmını. Ve herif bu arada katil olduğu meydana çıktı, oturuyor. Yani adalet duygum ancak öyle tatmin oluyor. Yoksa hırsızı tutmuyorlar.
bu eski orta çağın ceza sisteminde buna fevkalade dikkat edilirdi. Bu da size bir sürü şeyleri anlatacak. Eminönü Camisi'nin orada çengeller vardı. Mancınıkla çengeli atarlardı ağır mahkumu. Artık o çengel neresine batarsa şansına ya bir günde geberir ya üç günde. Orada öyle çengeli takılarak yaşardı. Bunu görürsünüz seyahatnamelerde falan. Türkiye'ye has bir vahşet değildir. Her yerde böyle şeyler tatbik edilir. Çünkü orta çağ şiddetle ibret üzerine dayanır. Adalet böyle tatmin edilir. Adalet duygusu insanların. Foro Tavri de öyledir Bizans devrinde. Oradan o yol devam eder. İkiye ayrılır. Bir tanesi bugün bildiğimiz Edirne Kapı'ya gider. Üstünde tekrar meydanlar vardır. Hangisi? Fatih'te Malta diyorum, Kıstaşı denen semtteki Marsyanus sütunu, o bir meydandır. Yani bu yollar üzerinde böyle meydanlar vardır. Öbür yol aşağı doğru gider, bugünkü Cerrahpaşa'dan ve Avrat Pazarı'ndan geçer. Orada bir meydan daha var, Arkadius sütunu. Onu 13 yaşındayken bizim Semavi Eyice Hoca buldu. O böyle çocukken de meraklıymış, defterini falan alıp gezermiş. Teyze burada bir şey olacak falan var mı diye sormuş. Bir evin bahçesinde örtülü kalmış. Arkadius sütununun tabanı şu kadar bir şey. Göstermişler buna. İlk o buldu. Topografya karanlıkta. Demek ki o da yedi kuleye gidiyor. Demek ki böyle Bayezid'den sonra ikiye ayrılıyor. Ve bu yol hep vardı ve ben çocukken de vardı ve tramvayda öyle işlerdi. Bir tramvay biliyorsunuz Edirne Kapı'ya gider, Fatih'ten ayrılır. Öbürü de Yedikule'ye giderdi Cerrahpaşa'dan geçip. Buralara böyle iki tane ana cadde açarsan hiçbir şey trafiğini halledemezsin, tıkanıklığı. Sadece insanları evlerinden edersin, havalarından edersin. Yapılan evlerde zaten çürüktür. Bizim tarih kurumuna hediye edilen apartman dairesinde bir gün oturuyorum. Öğleden sonra kapıyı belediye çavuşları vurdu. Ne oluyor dedim. Bu bina dedi maili inhidam kolonlar çatlamış 17 Ağustos depreminden sonra. Olacağı buydu dedim. Yani Haseki Hürrem bir katlık hastane yaptırıyor. O aptal da siz mi akıllısınız? Yanına 10 katlı bina yapıyorsun. Erviye geç ne olacağı belli. Kolonlar çatlar tabii. Böyle tabiatla oynanmaz. İstanbul fevkalade hassas bir noktadır. Göreceksiniz ileride burada çok büyük değişiklikler yapılmazsa oturma imkanı olmayacaktır. Bu size söylediğim çatal üstünde. Dikkatle gezin. Yani Eminönü'nden geçerek Bayezid iki çatal. Bir de sahil. Sahil dediğimiz yer gene biliyorsunuz Eminönü, Balat, Fener, Balat, Sulu Manastır'dır. Ayvan Sarayı üzerinden Sulu Manastır'dır. Vlacherna Sarayı'na gider. Haliç kıyısıdır. Ona dikkat edeceksiniz. Bu hatlar önemli. Karşı kıyıda Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Camii'nden başlayacaksınız. Aşağı tersaneye ineceksiniz. Azephane Camii ki Sokullu'nun kaptanı deryalığında yaptırdığıdır. Bak iki kaptanı derya mescidi Sinan yaptırmış. Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii o da admiral dolgu sahadadır. Binaenaleyh dolgu sahanın önüne ardına yüksek binalar yapılmaz. Menderes devrinde yapılan liman doklarının hepsinin yıkılması lazım. Ve o doklardan birinde de modern sanat müzesi yapan arkadaşın da elinden onun alınıp yıkılması lazım. Para ödediyse parası ödenir. Yoksa cami gidersin. Tercihini yap. O Gudubet binayı mı tutacaksın modern sanat müzesini orada yoksa Kılıç Ali Paşa Camii'ni mi? Sinan'ın yaptığı. Ve şekli neye benziyor? Ayasofya'ya. Çünkü Ayasofya'nın tamiratıyla çok müftehirdi. Yani Ayasofya'nın son çatlamasını Sinan restore etti.
o yan şeyleri koyarak, dayayarak, istinat duvarlarını, taklarını, onlar çok övünüyor. O cami Ayasofya'nın bir küçük modelidir. Ondan sonra da ta Beşiktaş'ta Sinan Mescidi, bir cami, o da admiraldir. Arada işte Yazıcızade Fındıklı Camii var, o başka. Bunlar hepsi Sinan'ın bir rutudur. Burada rutlar kitabı yapmışlar, bana gösterdi şimdi müsteşarımız. Bu İstanbul'un bir Sinan rutudur. Karşı taraf da klasik rutudur. Yani Sultanahmet'ten Mesa yoluyla Foro Tauri, Bayezid Meydanı, Çatal ikiye ayrılıyor, Fatih'e gidiyorsunuz. Bunun üzerinde ne var? Şehzadebaşı Camii, Kanuni'nin büyük oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı cami. Padişah için yapıyordu, planlıyordu Sinan. Fakat veliaht'ın ani ölümü dolayısıyla, ki veliaht belliydi, oydu yani, Kanuni çok üzüldüğü için o şey yaptırıldı, cami oraya yaptırıldı. Oraya belediye sarayının yapılması bir rezalettir. Gene 50'lere has bir şey, bir utanmazlıktır. Arkasında Ankara bir mescidi, Acemi Oğulları Kışlası, 19 Mart Karakolu, yani İngilizlerin basıp da şehit ettiği askerlerin mekanı, onlarca konak ve tabii altındaki Roma Yunan devri eserleri, Yunan değil Roma devri eserleri, hepsi bitmiştir. Pis bir binadır. Bir de bu mimarlar, görgüsüzleri onu milli eser diye tescil ettirdiler. Geçin bakın onun neresi milli? Mecmualardan araklanmış, utanmışsa tersim edilmiş, utanmadan bir binadır. Kendini yapan adam megaloman olduğu için Mimar Sinan'la mukayese ediyor. Üstüne pis bir mozaik kubbe koymakla, böyle Karadeniz mimarisi. Yani Karadenizli mimarları suçlamayın, çünkü bunlar teknik üniversitenin ve mimarlık fakültesinin hocaları. İmam bilmem ne yaparsa cemaat ne yapar diye bir laf vardır. Bu aynen odur. Bunun yıkılması lazım. Sizin düsturunuz olsun bu entelektüel olarak. O belediye sarayı oradan kalkacak. Bu kadar açık. Depremde çok fena çatladı. Allah'ın parmağı yok derler. Fakat kullarda akıl olmadığı için bir de onu milli eser diye tescil ettirip dünya kadar da restorasyon parası harcadık. O pis bina oradan kalkacak. O Türkiye için bir utançtır. Çok açık bir şeydir. Bunu size söylüyorum. Bütün o silüeti bozuyor. Onlarca klasik eseri, Osmanlı eserini Ankara'vi Mescidi gibi yakalıyor. Onlar yok edilecek. Fatih Camii'nin yolun şeyini azalttıkları için, rakımını düşürdükleri için temelleri çatladıydı medreselerin. Onlar güya betonla berkitildi ama yaramaz. O yol tekrar düzeltilmesi lazım. Ve bu yolun üzerinde başka Sinan eserleri var. Mesih, Mehmet Paşa Camii gibi. Bunları unutmayın. Aşağı tarafta da çok gene önemli yollar vardır. Ta Yedi Kule'ye kadar. Bu rutu ezberleyeceksiniz İstanbul için. Üsküdar ise Valide Sultanlar mekanıdır. Gülnuş Emetullah Camii, yanda Mihrimah Sultan, Kanuni'nin kızı. Ve üst tarafta Nurbanu Sultan adına yapılan Valide-i Atil Camii tepede. Ve bu tarafta Kösem Camii, Çinili Cami derler. Bu dördünün etrafında bir Üsküdar turu yapmanız mümkündür. Şehrin her yerinde camiler yaptırmış padişahımız 3. Mustafa'dır. Hiçbiri kendi ismiyle anılmaz. Laleli'ye Laleli Baba'nın adı konmuş halk dilinde. Fatih Camii tamamen yıkılmış, onu yeniden yaptırmış ama ilk bani'nin ismini taşıyor. Kadıköy'de yaptırmış İskele Camii, deniz aldı götürdü diyorlar. Şeyde Ayazma Camii olmuş, Üsküdar'da böyle çıkan silüetiyle çok zarif bir cami. Bunun avlusunda Yeniçeri başlıkları görürsünüz. Çok enteresan. Yeniçeri şahideleri yok.
İkinci Mahmut onları bile kırdırmış. Fakat Edirne'de ve İstanbul'da bazı yerlerde bulunuyor. Bu kadar basit. Bunları size anlattım. Evet.